Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle testlere verilen en komik cevaplara bakacağız. Bu arada cevapların çoğu İngilizce olacak çünkü Türkçe olanların hepsine baktık. Ama merak etmeyin, ben engin İngilizce bilgimle size bunları tercüme edeceğim. Videoya geçmeden önce hepinizi Instagram'a bekliyorum. Oradan da beni takip edin. Eğer bu videoya da like atıp güzel bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi 0 TL'ye ailemize katıldıysanız serice videoya geçiyoruz. Eğer sizin de böyle testlere verdiğiniz komik cevaplar varsa Instagram'dan bana atın. Atmışken de takip edin ha. Allah yaşatandır ifadesini bir örnekle kısaca açıklayınız demiş. Cevap İbrahim Tatlıses'in kafasından vurulup hayatta kalması. Evet, aslında bir yerde mantıklı yani. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. 5 tane heceleyebileceğiniz kelime yazın demiş. Çocuk da gitmiş o soru yazısının komplesini aşağı çevirmiş. 5 words you can spell. Çok mantıklı değil mi ya? Sınavda hoca deseydi ki işte heceleyebildiğiniz 5 kelime yazın. Heceleyebildiğiniz 5 kelime yazın. Bu kadar. Basit. Çocuk ileride atomu parçalar. Biraz zaten parçalandı atom. Cevabınızı savunun demiş. Artık neyin cevabı bilmiyorum. Çocuk gitmiş cevap yazmış. Cevabın etrafını tellerle çevirmiş. Yanına da bir tane asker çizmiş. Komutanım artık ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Lütfen yardım edin falan diyor. Cevap kelimesini savunan bir tane asker var. Abi ben bunu da alkışlamak zorundayım yani. Çocuğun hayal dünyası beni benden aldı. Biraz fazla oyun oynamış ya da biraz fazla film izlemiş. Cevabınızı savunun. Sizin kahramanınız kim? Babam. Tamam, güzel bir cevap. Bu insanı neden kahraman olarak görüyorsunuz diyor. Hiçbir şeyden korkmuyor. Tamam, bu da güzel bir cevap. Peki kahramanınızın korktuğu bir şey var mı diyor. Cevap annem. Ama bu da doğru. Yani bu da doğru. Sizin kahramanınız kim ve kahramanınızın korktuğu bir şeyler var mı? Ve o kişiyi neden kahraman olarak görüyorsunuz? Benim kahramanım Mert yazanlara şimdiden kalp gönderiyorum. Alaaddin'in sihirli lambasını izleyenler bir görebilir miyim? Onlar hatırlıyorlardır. Şöyle bir lamba vardı. Onu böyle bir ovalıyordunuz, içinden cin çıkıyor. Diyordu ki 3 tane dilek hakkın var. Onun gibi bir şey üzerine demişler ki tek dileğim, gerisini çocuğun doldurmasını istemişler. Tek dileğim havadan taco yağması. Bir insanın tek dileği nasıl havadan taco yağması olabilir ya? Sonsuz para isteyip mesela sonsuz taco alma şansı gibi bir şey isteseydin ya. Ama çocuk işte yani, onun hayal dünyası çok ayrı çalışıyor. Sizin tek dileğiniz nedir? Cevabınızı motive edin gibi bir şey diyor da ben soruyu da anlamadım. Yani cevabını motive etmek derken herhalde çocuk da anlamamış. Go answer go diyor. Yani hadi cevap, hadi yapabilirsin. Abi cevabını nasıl motive edeceksin ya? Mesela hoca soruyor işte bilmem ne savaşı ne zaman, sen diyorsun ki şu tarihte, cevabını motive et diyor. Ben şimdi o cevabı nasıl motive edeceğim? Bu çocuğa hak verdim, bunu ben de anlamadım çünkü. 40'tan küçük bir sayı yazın sorusuna 20 cevabını vermiş. Doğru. Bu sayının 40'tan küçük olduğunu nasıl biliyorsunuz diye alttaki soru soruyor. Çünkü ben çok zekiyim demiş. Abi buna da alkışlamak zorundayım. Yani 20'nin 40'tan küçük olduğunu nasıl bilebilirim? De zekamla bilebilirim. Bunu başka nasıl kanıtlayabilirim ki yani, küçük işte. Hatta hoca da benim gibi düşünmüş, cevabın çok hoşuna gittiğini yazmış, oraya bir gülen surat falan çizmiş. Bence çok mantıklı yani. Hocam buna bir tam puan vermek lazım. Neden vergi ödüyorsunuz sorusunun cevabı tutuklanmamak için. Abi bu da doğru. Yani tutuklanmamak için vergi doğru. Aslında çok mantıklı değil mi yani? Şimdi neden vergi ödüyorsunuzun cevabına ne yazabilirdin ki? Vergi evet, vatandaş olarak sorumluluğumuz ama ödemezsen de sıkıntıya girersin. Sıkıntıya girmemek için ödemen lazım. İlk soru diyor ki katı bir şey yazın, oraya kaka yazmış. İkinci soru diyor ki sıvı bir şey yazın, oraya idrar yazmış. Üçüncü soru diyor ki gaz halinde bir şey yazın, oraya da pırt yazmış. Ya şimdi bu soruya kim yanlış diyebilir? Yani siz bu cevaplara yanlış diyebilir misiniz? Hepsi doğru. Acaba hoca buna tam puan verdi mi? Çünkü yalan değil, hepsi doğru. Aşağıdaki kelimeleri alfabetik sıraya göre sıralayın. T2 A E K T olarak. Ha anladım. Yani oradaki tek kelimesindeki harfleri sıralamış. Doğru. Yani nasıl sıralayacaktı ki başka? A, E, L, U, V falan. Use kelimesini E, U, S. Doğru, sırası o. Acaba alfabetik sıra derken yani mesela kelimelerin başındaki harfe göre mi alfabetik sıralama istemiş? Yemin ediyorum şu sınava ben girsem ben de bunu yazardım. Eğer sen de evet ben de bunu yazardım diyorsan like'la. Saatin 11'i 10 geçtiği küçük bir tane saat çizin demiş. Yani şeyi ölçmek istiyor. Akrep ve yelkovanın durumunu biliyor mu acaba öğrenci? Çocuk da gitmiş dijital saat çizmiş. Abi şu zekaya var ya, hayran kaldım ya. Bak hoca da orada galiba yanlış çarpı işareti yapmış. Hocam doğru. Sen onu akrep ve yelkovanlı bir saat olarak çiz dememişsin ki yani. 11'i 10 geçen bir saat çiz demişsin. Çocuk da çizmiş. Bence biraz burada puan vermeliydi. 80 veya 100 kelime yazın demiş. Muhtemelen bir paragraf falan yazmasını istemiş ama paragrafın 80 ila 100 kelime arasında olmasını istemiş.
Çocuk oraya 80 ve 100 kelime yazmış. Abi mantıklı yani, sadece şu an mantık görüyorum ya. Bence bu videodaki çocuklar ileride gerçekten atomu parçalarının da parçalarını ayıracaklar. Çünkü fena bir zeka var. Ben o yaşlarda olsam bilmiyorum falan yazardım yani. Çocuk oraya bilmiyorum yazmamak için bak nasıl şeyler yapıyor. Buradaki kelimelerin zıt anlamlılarını yazın demiş. Death yani ölümün karşısına live yazmış yani yaşam. Pro'nun karşısına noob yazmış. Abi yani ne olabilirdi ki? Pro'nun karşılığı yani ters anlamlısı ne hakikaten? Hopeless, hopeful falan, tolerans, intolerans, careful falan doğru da. Pro'nun karşılığı ne olacaktı ki? Noob işte. Yani pro olmayana noob denir. Yanlış mı? Pro olmayana oyunlarda noob demiyor muyuz? Ayrıca gerçek cevabı bilen bir yorumlara yazabilirim ya. Ben çok merak ettim. Ormansızlaşmaya sebep olan bir tane örnek verin demiş. Çocuk diyor ki bu kağıt. Abi gerçekten şu an videonun bence en mantıklısı. Ormansızlaşma kağıtlar yüzünden oluyor. Doğru. Bu sınav kağıdı yüzünden ormansızlaşma olacak. Ağaçlar kesildi çünkü. Bir şey soracağım. Gerçekten videodaki cevaplar sizce de çok mantıklı değil mi? Yoksa bir tek bana mı mantıklı geliyor? Bende mi bir sorun var? Dünyada sert su diye bir şey var. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Hoca demiş ki sert suyu bize bir açıkla. Çocuk da demiş ki buz. Ben şu anki kimya bilgimle buna buz derdim ya. Çünkü mantıklı. Su sertleşince ne olur? Buz olur. Harbi bu arada sert su ne ya? Su nasıl sert olabilir? Yani değişik bir kimyasal herhalde. Bence de buz. Benden sana tam puan. Provide an example of a risk. Yani diyor ki bir tane risk açıkla bize. Çocuk da demiş ki hayır. Yani asıl risk budur ya. Hayır. Bir tane daha böyle bir kağıt vardı hatırlıyor musunuz? Risk nedir sorusunun cevabında risk budur yazmıştı. Bence bu da çok mantıklı. Hayır diyerek risk almış. Al sana risk. Transformer'ın nasıl çalıştığını anlat deyince benim aklıma da bu çocuğun çizdiği şey geldi. Transformers. Transformer'ın ne olduğunu bilmiyorum ama ben de bu soruyu görsem oraya bir Transformers çizerdim. Arabadan böyle büyüyor, insan oluyor falan. Soruda diyor ki her bir cümleyi tamamlayın, kelime bankasını kullanın. Use the word bank. Ama çocuk şunu anlamış, bank kelimesini kullanarak hepsini tamamlamamız gerekiyor. Bahçede bankam var. Banka sever misin? Ayağını bankanın üstüne koy. İçeceği bankladın mı? Banka al, etrafı temizle. Parmaklarını bankalayabilir misin? Soruda diyor ki a kare bölü b kare cevapsa soru nedir? Çocuk da demiş ki lütfen a kare ve b kare yazın. Mantıklı ya. Soru eğer diyorsa ki kağıda a kare ve b kare yazın. Cevap a kare ve b karedir. Abi bir tek bana mı bu kadar mantıklı geliyor ya? Şu an kendimi var ya 1000 IQ hissediyorum. Ben olsam mesela bu yaşlardayken o soruyu boş bırakırdım. Ama çocuğun zeka zehir ya. Why kelimesini kullanarak bir soru yazın diyor. Yani neden kelimesini kullanarak bir soru yazın diyor. Çocuk da oraya neden yazmış. Şimdi size sormak istiyorum. Bu yanlış mı? Yani sizce bu bir puanı hak ediyor mu? Neden kelimesini kullanarak bana bir soru yazmamı istersen ben de oraya neden yazarım. Çünkü o da bir soru. Soru da diyor ki fikriniz nedir? Çocuk da demiş ki benim fikrime göre sabah korkutucudur. Çünkü sabah uyanmalıyım. Ben bir şey demiyorum. Demiyorum yani, alkışlıyorum sadece. Bence artık videonun sonuna geldik. Soru diyor ki akılsız mısın? Çocuk gitmiş no'yu işaretlemiş ama yani o kutunun için işaretlemen lazımdı. Ben inandım. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Testlere verilmiş en komik cevaplara baktık. Sizce hangisi en komikti yorumlara yazın. Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz ve her gün böyle eğlenceli videolar istiyorsanız hemen videonun altındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Özellikle oyun severleri oyun kanalıma bekliyorum. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın. Thank you.